Merhaba. Akademi Dünyası Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. TEOG sınavı, İngilizce dersi, deneme soruları çözmeye devam ediyoruz. Sorularımıza bakalım. 1. Jason always gets on well with his classmates. However, Jason daima get on well, iyi geçinir, with his classmates, sınıf arkadaşları ile. However, bununla birlikte, they have a lot of things in common. They share similar likes and dislikes. He sometimes prefers staying alone. He always counts on his friends. Ne diyor? Soruyu tekrarlıyorum. Jason always gets on well with his classmates. However, Jason daima iyi geçinir sınıf arkadaşları ile. Bununla birlikte, they have a lot of things in common. Ortak olan birçok şeyleri vardır. They share similar likes and dislikes. Onlar paylaşırlar aynı sevdiklerini ve sevmediklerini. He sometimes prefers staying alone. O bazen tercih eder yalnız kalmayı. He always counts on his friends. O daima arkadaşlarını göz önüne alır. Sınıf arkadaşları iyi geçinir. Bununla birlikte en mantıklı cevap. O bazen yalnız kalmayı tercih eder. Doğru cevap C şık oluyor. Donna bir soru soruyor. Kim cevap veriyor? We usually fry it. Biz genellikle onu kızartırız. We sometimes grill it too. Biz bazen onu ızgarada yaparız diyor. A. What are the ingredients of a pizza? How do you usually cook fish? Do you cook? Can you heat the oven for me? Ne diyor? Donna soru soruyor. Soruyu bulmaya çalışıyoruz. We usually fry it. Biz onu genellikle yağda kızartırız. Fry, yağda kızartmak demek. We sometimes grill it too. Too aynı zamanda DDA sesini veriyor. Grill, ızgara yapmak. Biz onu bazen ızgara da yaparız. Sorumuza bakalım. What are the ingredients of a pizza? Bir pizzanın içindekiler nelerdir? How do you usually cook fish? Genellikle balığı nasıl pişirirsiniz? Do you cook? Yemek yapar mısınız? Can you heat the oven for me? Benim için fırını ısıtabilir misiniz diyor. Soru ne olabilir? Pizzadan bahsediyor. Yağda kızartmak. Genellikle balığı nasıl pişirirsiniz? Mantıklı cevap. How do you usually cook fish? Doğru cevap B efendim. 3. Don't use plastic bottles. You can keep the environment clean. Don't use, kullanmayın, plastic bottles. Plastik şişeler. You can keep the environment clean. Çevreyi temiz tutabilirsiniz. Araya ne gelecek? So that, and, in case, but. So that, böylece, and, ve, in case, diye halinde, but, fakat. Tekrarlayalım. Don't use plastic bottles. Plastik şişe kullanmayınız. You can keep the environment clean. Çevreyi temiz tutabilirsiniz. So that, böylece, en mantıklı cevap. Kelime hazinemizi çözdükten sonra sorular çözmesi kolay oluyor. Dörde geçelim. In my opinion, speaking with is the best way of improving pronunciation. In my opinion, benim fikrimce, speaking with, birileriyle konuşmak, is the best way, en iyi yoludur, of improving pronunciation, telaffuzu geliştirmenin en iyi yoludur. Nedir en iyi geliştirmenin yolu? A. Friends. B. Customers. C. Animals. D. Native speakers. Friends, arkadaşlar. Customers, müşteriler. Animals, hayvanlar. Native speakers, ana dil konuşmacıları. In my opinion, speaking with the native speakers is the best way of improving pronunciation. Doğru cevap otomatikman D oluyor. Ana dil konuşmacılarıyla konuşmak benim fikrimce telaffuz geliştirmenin en iyi yoludur. Doğal olarak cevap D. 5. You should take an umbrella. Oraya boşluk gelecek. Select one. Bir tanesini seçin diyor. You should take, alsanız iyi olur. An umbrella, bir şemsiye. Should, iyi olur, gerekir sesini veriyor. A. Because he slept.
B. When she was happy. C. If you are late. D. In case it rains. Analiz edelim. Because he slept, çünkü uyudu. When she was happy, o mutlu olduğu zaman. C. If you are late, eğer geç kalırsan. D. In case it rains. In case, diye anlamına geliyor. Yağmur yağar diye. Yağmur yağma halinde. Mantıklı gözüküyor. Bakalım. You should take an umbrella. Bir şemsiye alsanız iyi olur. In case it rains. Eğer yağmur yağarsa diye. Doğru cevap denizde oluyor. Altıncı soruya geçelim. I have, boşluk var. I'm going to be an actress. Ben bir oyuncu olacağım diyor. Bir bayan konuşmacı. Actor, erkek oyuncu. Actress, bayan oyuncu demek. Orada bir boşluk var. I have, I am going to be an actress. Ben bir oyuncu olacağım. A. Drawn a mind map. B. Being interested in psychology. C. Made up my mind. D. Studied neuroscience. Kelimeleri inceleyelim. Drawn a mind map. Bir zihin haritası çizdim diyor. Drew, draw, drawn. Film şu hali. Have'in yanına fiilin üçüncü hali geldiğinde bu tensin adı present perfect tense'tir. Şimdi fiilin üçüncü hallerini inceliyoruz. Bir zihin haritası draw, three, drawn. Çizdim diyor. Pek alakalı gözükmüyor. B. Being interested in philosophy. Pardon. Being interested in psychology. Psikolojiyle ilgilenmekteyim. Belki olabilir. Made up my mind. Kararımı verdim. Make mind, karar vermek, zihni programlamak gibi bir anlamı var. Kararımı verdim, oyuncu olacağım, mantıklı. Studied neuroscience, sinir bilimi çalıştım, pek alakası yok. Otomatikman doğru cevap. I have made up my mind, aklımı programladım, kararımı verdim. I am going to be an actress, ben bir oyuncu olacağım. Doğru cevap C oluyor. Yedinci soruya geçelim. Sam and Thomas are my close friends. Close, tuhaf gelecek ama yakın anlamına da geliyor. Sam and Thomas are my close friends. Sam ve Tom benim yakın arkadaşlarım. I always count on them. Onları daima hesaba katarım, göz önüne alırım. Because, çünkü, bakalım. A. They never lie to me. B. They don't help people. C. They are not true friends. D. They enjoy cycling. Tekrarlayalım. Sam and Thomas are my close friends. Sam and Thomas benim yakın arkadaşlarımdır. I always count on them. Onları daima göz önüne alıyorum. Because, çünkü they never lie to me. Asla bana yalan söylemezler. They don't help people. İnsanlara yardım etmezler. They are not true friends. Onlar gerçek arkadaş değildirler. They enjoy cycling. Bisiklete binmeyi, pedal çevirmeyi severler. Evet, mantıken pozitif bir cevap. Sam and Thomas are my close friends. I always count on them because they never lied to me. Asla bana yalan söylemezler. Doğru cevap A. 8. Kemal and Mehmet usually argue about something. I think they are not good friends. Oraya bir cümle kuracağız. Kemal and Mehmet usually argue about something. Kemal ve Mehmet genellikle ağız kavgası yaparlar, tartışırlar bir şeyler hakkında. I think, sanırım, they are not good friends. Ona iyi arkadaş değiller. Bakalım ne diyecek. They always back each other up. B. They are great buddies with each other. C. They don't get on well with each other. D. They share everything with each other. Kemal and Mehmet usually argue about something. Kemal ve Mehmet genellikle bir şeyler hakkında tartışırlar, ağız kavgası yaparlar. I think, sanırım, they are not good friends. Onlar iyi arkadaş değiller. O zaman ne yapıyorlar? They always back each other up. Daima birbirlerini destekliyorlar. Back, arka çıkmak, desteklemek anlamına geliyor. Olamaz. They are great buddies. Onlar muhteşem dostturlar. With each other, birbirlerine karşı kankidirler. O da olamaz. They don't get on well with each other. Birbirleri iyi geçinmezler. Olabilir. They share everything with each other. Bu da pozitif bir cevap. Kavga eden, ağız kavgası yapan insanlara uymuyor. Birbirleriyle her şeyi paylaşırlar diyor.
Doğru cevap. Kemal and Mehmet usually argue about something. Kemal ve Mehmet genellikle bir şeyler hakkında tartışırlar. Sık sık ağız kavgası yaparlar. I think, sanırım, they are not good friends. İyi dost değiller. They don't get on well with each other. Birbirleriyle iyi geçinmezler. Doğru cevap Ceyhan. 9. Osman bir cümle kurmuş. There's a good adventure movie showing at the cinema. Let's go there. Great idea. Orayı boşluğu bulacağız. Osman diyor ki, okay, I'll come to you at 6 p.m. İnceleyelim. Osman diyor ki, there's a good adventure movie. Movie Amerikan İngilizcesinde film, sinema anlamına geliyor. There's a good adventure movie. İyi bir macera filmi var. Showing gösterildi. At the cinema, sinemada. Let's go there. Oraya gidelim. Great idea. Çok iyi fikir. Muhteşem bir fikir. Orada bir cümlemiz var. Onu bulacağız. Tamam, okay. I'll come to you at 6 p.m. Akşam 6'da sana geleceğim diyor. Ne olabilir? What about science fiction movies? Would you like to come? Will you pick me up? Do you like adventures? What about science fiction movies? What about, ne dersin? Bilim kurgu filmlerine. Would you like to come? Gelmek ister misin? Will you pick me up? Pick up, arabayla almak anlamına geliyor burada. Beni arabayla alır mısın? Mantıklı. Do you like adventures? Maceraları sever misin? İnceleyelim. There's a good adventure movie showing at the cinema. Let's go there. İyi bir macera filmi var gösterimde olan sinemada. Oraya gidelim. Great idea. Will you pick me up? Beni arabayla alır mısın? Demesi lazım ki cevap şöyle olsun. Okay, tamam. I'll come to you at 6 p.m. Altta sana geleceğim. Doğru cevap C oluyor. 10. Mark, I study very hard but I am not successful. Çok sıkı ders çalışırım ama başarılı değilim. D bir cümle kurmuş, onu biz bulacağız. I can understand how you feel. Anlayabiliyorum nasıl hissettiğini. I am sure I am right. I am sorry to hear that. I am afraid you aren't. I am proud of you. I am sure, eminim, I am right, haklıyım. I am sorry to hear that, onu duyduğuma üzgünüm. I am afraid you aren't. Korkarım ki, ne yazık ki sen değilsin. I am proud of you. Be proud of, gurur duymak. Seninle gurur duyuyorum. Hangisi mantıklı? I study very hard, çok çalışıyorum. But I am not successful, başarılı değilim. I am sorry to hear that, onu duyduğuma üzüldüm. I can understand how you feel. Nasıl hissettiğini anlayabiliyorum. Doğru cevap matematikman B oluyor. 11. soruya geçelim. My skin is dry diyor Sara. Benim cildim, skin cilt demek. Benim cildim kurudur. What should I do? Ne yapsam iyi olur? Ne yapmalıyım? Should, gerekir, melimalı anlamına geliyor. Liza diyor ki, I think, bir cümle kurmuş, biz bulalım. You should eat more junk food. You shouldn't do any exercise. You shouldn't drink more water. You should use skin care products. My skin is dry. Cildim kuru. What should I do? Ne yapmam lazım? Ne yapmam gerekiyor? I think you should eat more junk food. Daha çok ıvır zıvır yiyecekler yesen iyi olur. I think, sanırım, you shouldn't do any exercise. Hiç egzersiz yapmasan iyi olur. I think you shouldn't drink more water. Daha çok su içmesen iyi olur. I think you should use skin care products. Bence cilt bakım ürünleri kullansanız iyi olur. Doğru cevap. I think you should use skin care products. Bence, sanırım, siz kullansanız iyi olur. Skin care products, cilt bakım ürünleri. Doğru cevap Denizli. 12. Kerem diyor ki, Salih prepared well and climbed to the top of Ağrı in a very short time. Canan yes demiş. O cümleyi biz bulacağız. İnceleyelim. Salih prepared well. Salih iyi hazırlandı. And climbed. Fiil ikinci hali biliyorsunlar. Hazırlandı. Climbed, tırmandı to the top of Ağrı. Ağrının zirvesine. In a very short time. Çok kısa süre içerisinde. Yes. He is a talented and ambitious climber. I have never seen such a bad score. Unfortunately, he failed. What a disappointing result. Salih prepared well. Salih iyi hazırlandı. And climbed to the top of Ağrı in a very short time. Ağrının zirvesine çok kısa süre içinde tırmandı. Yes,
Evet, he's a talented and ambitious climber. Yetenekli ve hırslı bir dağcıdır. I have never seen such a bad score. Böyle kötü bir skor, sonuç asla görmedim. Unfortunately he failed. Ne yazık ki o başarısız oldu. What a disappointing result. Ne hayal kırıklığına uğratan bir sonuç. Doğru cevap otomatikman ağlıyor. Yes, he is a talented and ambitious climber. Tekrarlayalım. Sally prepared well and climbed to the top of Ağrı in a very short time. Yes, he is a talented and ambitious climber. Sally iyi hazırlandı ve kısa süre içerisinde Ağrı'nın zirvesine tırmandı. Evet, o yetenekli, talented, yetenekli and ambitious climber. Hırslı bir dağcıdır. Doğru cevap A. 13. Bir şekil görüyoruz. Kızımız ne söylüyor? What are you doing? Ne yapıyorsun? A. I am painting my room. Odamı boyuyorum. I am putting the flowers in a vase. Bir vazo içine çiçekleri koyuyorum. I am doing the dishes. Bulaşıkları hallediyorum. I am taking some clothes to the dry cleaners. Kuru temizlemeciye birkaç elbise götürüyorum. Doğru cevap. Tabii ki Deniz'de oluyor. Bir kez daha bakalım. What are you doing? Ne yapıyorsun? I'm taking some clothes to the dry cleaners. Kuru temizlemeciye birkaç elbise götürüyorum. Doğru cevap Deniz'de oluyor. 14. soru. Tijen diyor ki, My cat can whistle. Benim kedim ıslık çalabilir. Meryem de diyor ki, A. How awful. B. What a shame. C. Poor you. D. That's incredible. My cat can whistle. Benim kedim ıslık çalabilir. How awful. Ne kadar da kötü. Nasıl da kötü. What a shame. Ne ayıp. Poor you. Zavallı sen. That's incredible. O inanılmaz. Mantıklı bana D geliyor. İnceleyelim tekrar. My cat can whistle. Kedim ıslık çalabiliyor. That's incredible. İnanılmaz diyor. Mantıklı olarak Denizli'yi seçiyoruz. 15. I could, bir boşluk var, fiilimiz bulacağız. When I was 10 months old. When bir anlamı ne zaman? Bir anlamı da the zamandır. Burada the zaman anlamı var. When I go, gittiğim zaman. When I do, yaptığım zaman gibi. When I was 10 months old. 10 aylık iken ben, 10 aylık olduğumda kendi ikinci hali ebilirdim sesini veriyor could. Yürüyen bir kişi görüyoruz. Drive, walk, read, fly. Drive, sürmek, walk, yürümek, read, okumak, fly, uçmak. Hangisi mantıklı? I could walk, yürüyebilirdim, when I was 10 months old. 10 aylıkken. I could walk when I was 10 months old. 10 aylıkken ben yürüyebilirdim. Doğru cevap B. 16. soruya geçiyoruz. Then stay here and study. Burada sıkılgan bir öğrenci görüyoruz. Can sıkılmış ve balık tutmayı hayal ediyor. I am interested in basketball. I like chatting with friends. I would rather go fishing. I prefer traveling alone. İnceleyelim. Then stay here and study. Burada kalmaktansa ve ders çalışmaktansa bir şey tercih ederim demek istiyor. I am interested in basketball. Basketbolla ilgileniyorum. I like chatting with friends. Arkadaşlarla sohbet etmeyi severim. A ve B otomatikman olmuyor. I would rather go fishing. Balık tutmaya gitmeyi tercih ederim. Balığa gitmeyi tercih ederim. I prefer traveling alone. Yalnız seyahat etmeyi tercih ederim. Şimdi burada tercih ederimle ilgili kısa bir bilgi vereyim. I would rather tercih ederim than tesadüf şöyle tutuyor. Bir şeydense bir şeyi tercih ederim. Prefer'ı yaparken de than yerine to gelir. Burada than otomatikman C olduğu belli oluyor. I prefer bir şey to başka bir şey. Mesela I would rather Antalya than İstanbul. İstanbul'dansa Antalya'yı tercih ederim.
I prefer Antalya to Istanbul. Burada tür sesi var. Antalya'yı İstanbul'a tercih ederim. Doğal olarak then doğru cevap artı balıtma ihaleti için. I would rather go fishing than stay here and study. Balık tutmaya gitmeyi tercih ederim. Burada kalmak ve ders çalışmaktansa doğru cevap C oluyor. 17. This is a boşluk var. Story, hikaye. A. Romantic. B. Funny. C. Sad. D. Frightening. İnceledim. Mary is so beautiful. Mary oldukça güzel. And innocent that. Çok da masumca. Masumdur ki. John falls in love with her. John ona aşık olur. They get married. Evlenirler. And live happily ever after. Ondan sonra da mutlu şekilde yaşarlar. Bu aşk öyküsü var. Romantic, mantıklı, funny, komik, sad, üzücü, frightening, korkutucu. This is a romantic story. Bu romantik bir hikayedir. Doğru cevap A. Aşk öyküsü olduğu için. 18. Şarkı söyleyen bir kişi. Kişi şarkı söyleyen kendisini hayal ediyor. He is good at sports and he wants to play football. He wants to be a singer because he loves singing. He loves people and he wants to be a doctor. He wants to be a pilot because he likes flying. İnceleyelim. He is good at sports. Spor da iyidir. And he wants to play football. Futbol oynamak ister. He wants to be a singer. Şarkı söylemek, şarkıcı olmak istiyor. Because he loves singing. Şarkı söylemeyi sever. He loves people. İnsanları sever. And he wants to be a doctor. Doktor olmak istiyor. He wants to be a pilot. Pilot olmak istiyor. Because he likes flying. Çünkü uçmayı seviyor. Hangisi otomatikman? Doğru cevap B. He wants to be a singer. Şarkıcı olmak ister. Because he loves singing. Çünkü şarkı söylemeyi seviyor. Doğru cevap B. 19. soru. Yemek yapan bir bayan görüyoruz. She is nice and kind. She can make her bed. She enjoys doing shopping. She is good at cooking. She is nice and kind. Hoş ve de naziktir. She can make her bed. Kendi yatağını yapabilir. She enjoys doing shopping. Keyif alıyor, hoşlanıyor alışveriş yapmaktan. Doing shopping. She is good at cooking. Yemek pişirmede iyidir. Doğru cevap otomatikman D şıkkı oluyor. 20. ve son sorumuza geçelim. Burada bir şekil görüyoruz. 4 tane resim. This is the most exciting day in my life. I've gone sailing. This is the most exciting day in my life. Hayatımda en heyecan verici gündür. I have gone sailing. Yelkenle dolaşmaya çıktım. Bakalım yelken. Sailing, yelkencilik oluyor. Yelkenle gezmeye gitmek. Go sailing. Doğru cevap otomatikman denizde oluyor. This is the most exciting day in my life. I have gone sailing. Bu en heyecan verici gündür hayatımda. Yelkenle dolaşmaya çıktım. I have gone sailing. Doğru cevap denizli. Sevgili öğrenciler, şu anda ikinci deneme sınavımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.